Şaşırdınız mı? Yo. <laughs> ben bir kere öyle bir derste olmuştu ya. Abi derste şimdi öğretmenliğimin ilk zamanları türev anlatıyorum. Ama böyle nasıl türev anlatıyorum biliyor musun? Böyle şiir yani böyle dinle yani böyle akıyor yani türev akıyor. Ee, çok geçti artık ee, o yüzden ismini verebilirim de ismini unuttum. Beyza Beyza Heh, Beyza. Beyza diye bir kız vardı. TM e, TM 3'tü sınıfta. TM 3'tü sınıfın adı da. Abi şimdi türev anlatıyorum ama hani TM 3'ün pek türevle işi yok gibi. Hani açık konuşmak gerekirse sınavda işlerine yarayacak ama ben de öğretmenlik e, maalesef arkadaşlar öğretmenlikte şu özellikle dershanelerde şöyle bir şey oluyor. Akademik olarak yetersizseniz, e, akademik olarak zayıfsanız, temeliniz yoksa sizi akademik olarak zayıf olanların yanına alıyorlar. Ve ...akademik olarak zayıfların yanına aldığınız zaman... E, ...bu akademik olarak zayıf olanlar... E, ...ikiye ayrılıyor. Bir tanesi akademik olarak zayıf olmayı... E, ...herhangi bir problem haline getirmeyenler. Yani anasının, babasının zoruyla orada duran... ...hani bir an önce bitsin de star'a kaçalım... ...havasında olan, iki story atalım... ...bir sağa sola gidelim, alemlere arkalım... ...tribinde olanlar. Bir de gerçekten... E, ...temelinin eksik olduğunun bilincinde olup... ...bir şeyler yapmaya çalışanlar. Ama işte dershanecilik, özel okulculuk, kolejciliğin e, maalesef kötü tarafı da bu. Bunları da ayıklarsan o zaman mevcut hocandan 10 kat daha fazla hoca bulman lazım. Yani bir sınıfta 10 tane temeli eksiğin, 5 tanesinin derslerde hiç işi yok. 5 tanesi de temeli eksik ama bir şeyler istiyorsa sen aynı hocayı oraya soktuğun zaman o problem oluyor işte. Ben girdim öğrenmek isteyen öğrenci var ama çok az. Hani geri kalan Beyza gibi öğrenciler. Ya Beyza da çok iyi bir kızdı. Gerçekten çok iyi bir kızdı. Ama ya kızın derste işi yoktu yani. Beyza'cığım hani kusura bakma. Hani derste işin yoktu yani. Sanki derste işin vardı da bir sana şimdi burada. Şey mi? Herkesin derste işi olacak diye bir şey de yok arkadaşlar. Ben bunu da şey yapmıyorum yani. Vay sen, seni gidi derste işin yok. Derste işi olmazsa olmaz. Ben türev anlatıyorum. Öğretmenliğimin ilk yılları böyle yani böyle hep şey böyle idealist böyle. Ben herkese matematiği sevdirebilirim. Ben işte böyleyim ben böyleyim. Bir anlatıyorum bir anlatıyorum var ya böyle teğetin eğimleri havada uçuşuyor. İşte grafikler bilmem ne falan filan. Ben öyle bir türev anlattım ki o kadar böyle e, hayatımda anlattığım en iyi türev derslerinden bir tanesiydi. Türevi tamamen somutlaştırarak, tamamen kanıtlara, ispatlara ve günlük hayata dayalı olarak anlattım. Ben onun çeyreğini YouTube'da anlattım geçen sene. Çeyreğini. Hani çok fazla günlük hayata girmeyin diye türevin anlamıyla ilgili ve gerçekten çok güzel yorumlar gelmişti. Hocam hani bu zamana kadar hiç böyle dinlememiştik. Bu tarafını anladığımızda bazı şeyler oturdu gibi çok fazla yorum gelmişti. Onun böyle 4-5 katını anlattım. Ee, baktım işte Beyza böyle kitabın böyle kitabın şey telefonunu kavlatıyor böyle o parlak kısmı var ya dedim ki Beyza dedim ee, nasıl dedim iyi miydi dedim yani hani artık kafanda bir şeyler oturdum dedim ama 45 dakika ders anlatmışım böyle sucuk gibi olmuşum gömleğim gri bir gömleğim vardı ee, su içerisinde kalmış böyle kendimi yırtmışım Beyza böyle baktı bana böyle yo dedi böyle o o anda e, ben de bir farkında yani böyle böyle bir farkındalık yani böyle bir aydınlanma yaşadığım bir an olur ya ben o aydınlanmayı o an yaşadım dedim ki tamam demek ki bu iş böyle sen pop işini de yırtsan almak istemeyen bir öğrenciye maalesef hiçbir şey veremiyorsun nereni yırtarsan yırt hiçbir şekilde olmuyor şov da yapsan ilgisini de çeksen ne yaparsan yap almak isteyen alıyor istemeyen almıyor o gün o acı tecrübeyi öğretmenliğimin ilk yıllarında almıştım. Ee, ama tabii ki Beyza'yı tenzih ediyorum buradan. Beyza iyi bir öğrenciydi. Demeyeceğim Beyza. Çünkü iyi bir öğrenci de değildi. Şimdi aklıma geliyor da. Yani diğer derslerde de pek... Bayağı gömüyor değil mi Beyza'yı? Evet. Beyza tazminat davası açıyor şu <laughs> an. Bu videoda çok aşağılanıyorum. Bana sürekli kötü öğrenci deniyor. İkincisi... Ee, Evet örnek 14. Siz de Ahmet'in kanalına Baboliler Team'e şu anda bir abone olarak benim adıma Ahmet'e teşekkür etmiş olabilirsiniz mesela. Çok benim de hoşuma gider. Beni de çok mutlu etmiş olursunuz.